Merhaba arkadaşlar. Bugün bizi rehberimiz bizi nereye götürüyor? Şu an Rize'nin Ayder Yaylası'nı geçtik, Çamlıhemşin'i. Porovit şelalesi varmış. Şu an o tarafa doğru çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. İlk kaleyi falan ziyaret ettik. İlk kaleden hepsini geçtik. Şelale ortamına gidiyoruz. Bu araçla biraz yavaş ve zor oluyor ama arkadaşlar, daha yol olduğu için yavaş gitmemiz lazım. Çok tavsiye ederim herkese arkadaşlar. Süper oksijen havası var. Şimdi şelaleye yavaş yavaş iniyoruz. Arkadaşlar 4 kişilik kapasiteyle. Evet, mangalayı görüyorsunuz. Görülmeye değer yerler arkadaşlar. Rize. Çok güzel bir ortam. Kayaların yapısını görüyorsunuz. Ağaçların köklerine bakabilirsiniz. Arkadaşlar, bugün size ilk defa bir doğa tanıtımı yapıp videosu çekiyoruz. Gel Sefa, gel. O biçim yani. Arkadaşlar, bu şelale doğal şelaledir. Kaşgar Dağları'ndan karların, suların birleşmesiyle birlikte. Şöyle daha yakın yerine çekebilmek için biraz yükle gidiyoruz. Harika bir yer. Tavsiye ederim arkadaşlar. Arkadaşlar, bu aralar çok uçurum. Bu videoyu zor şartlar altında çekiyorum. Görüyorsunuz. Çok güzel bir ortam.
şelalenin getirdiği ağaç dalları. Arkadaşlar bu şelale kendiliğinden oluşmuş bir şelaledir. Kaşgar dağlarından ve çevresindeki dağlardaki karların erimesiyle bu şekilde doğal bir kaynak suyu olmuştur. Tertemiz bir sudur. Yani görülüp gezilmeye değer bir yerdir. Yani anlatacak çok şey var ama yani gördüğünüz gibi doğa ortamı süper. Her yer harika. Kayalar işaretleri görüyorsunuz. Sizlere her yeri net bir şekilde gösterebilmem için liflere çok katlanıyoruz. Normalde buraya inmek yasak arkadaşlar. Tabi şelalenin oraya kadar gidebilirsiniz ama buralara inmek yasak. Evet, görüşmek üzere. Harika bir ortam. Şelalenin oradan arkadaşlar sizi şelale gezmek için sizin çıkışınızı göstereceğim. Arkadaşlar burası doğan el yapımı tahtalarla yapılmış bir yer. Harika bir yer. Yine aynı şekilde köprü, ağaç görüntüsü yapılmış. Bunlar da önümüzde harika. Sanat eseridir. Görüntüyü anlıyor. Yani arkadaşlar buraya gelirken topuklu ayakkabılarla değil, aksine botlarınızla gelmeniz gerekiyor. Evet. Çok güzel bir salyangoz. Ama çok güzel. Görünmeye değer yani. Bence bunu alıp eve götürelim. Alalım mı? Ne? Ama yok, doğada bırakalım ya. Rengi çok güzel. Ben bu rengi bir defa gördüm. Çünkü bu Jack değil mi? Salyangoz. Yani Türk tabirinde sümüklü böcek diyoruz biz onlara arkadaşlar. Evet, merdivenleri görüyorsunuz. Aynı anda 4 kişi birden çıkamaz. Evet. Evet, bizi gezdiren yakışıklı yeğenim Sefa. Bundan sonra rehberimiz benim. Rehberimiz bu. Artık Sefa'yı da takip edebilirsiniz. Bir kanal oluşturacak o da. Rize'nin bütün tarihi mekanlarını sizlere tanıtımını yapacaktır. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu an tam şelalenin tam üstündeyim. Korkuluklar demirdendir arkadaşlar. Korku yapacak bir şey yok. Evet Sefa. Bu şelalenin adı ne? Burayı bir tanıtalım. Koromit şelalesi diyorlar ama Koromit diye. Tabii ki Araplara daha çok önem veriyorlar. Evet. Artık Türkiye Araplara geçmiş arkadaşlar. İstersen yukarı doğru çıkalım. Evet, yukarı doğru çıkalım. Şelalenin baş kısmına doğru. Kafe tarzı şeyler.
Evet arkadaşlar, şimdi şerelim. Baş pistine geçiyoruz yatak kısmına. Acayip ya. Kayaları görüyorsunuz. Arkadaşlar, şehir merkezine kaç kilometre burası? Burası rahat 45 kilometre. Yani biz hadi 50 diyelim. Merkeze rahat 50 kilometre. Yani bu şelaleye gelmeden önce kalenin ismi neydi? Zil Kale. Zil Kalesi var. Zamanında Osmanlı döneminde yapılmış. Harika bir ortam. Görüyorsunuz. Evet, yukarılardan da su damlar damlıyor. Yani şu an kayaların altından gidiyoruz. Bir yandan çok güzel, bir yandan çok riskli. Çünkü tepemize kaya düşebilir. Çünkü sulak bir yer olduğu için zemin olaraktan hemen heyelan olma gibi dediksiz çok taşıyor. Biliyorsunuz Rize çok heyelan oluyor. Ama buralar kayalık. Evet arkadaşlar, baş kısmına geldik. Yani hiçbir şekilde arkadaşlar burası el yapımı değildir. Burası doğal. Özel yapımda falan değil. Kendi oluşması. Dağlardan, derelerden. Yani burada çıktığınız zaman göreceksiniz. Her bir dağının dere yataklarından su aktığını göreceksiniz. Evet. Burası Hazin Dağı. Yani böyle devam ediyor. Daha böyle tırmanabiliyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar ben size şelalenin en baş kısmını göstereceğim. Biraz yoruldum. Evet arkadaşlar, şelalenin baş kısmını buradan. Ağaçlardan tam yok gözükmüyor. Yani orijinal, yani kendiliğinden oluşmuş bir şelaledir. Ağacın çöplerini görebilirsiniz. Kayaya nasıl sarıldığını. Evet, şelalenin başlangıcı arkadaşlar burası. Duydun mu? Bakalım, şelale iniş yeri var herhalde. Orayı da çekelim. Arkadaşlar, normalde bu kanalımda benim saçlar yapıyordum. Şu an Ayder Yaylası'ndayız. Gelmişken biraz da doğayı tanıtalım. Evet arkadaşlar, yine bir zorlu iniş bizi bekliyor. Evet. Yani arkadaşlar bakın, buradaki gene bulduk. Buradaki biraz daha büyük. Ya buradaki de rengi farklı da. Yani buradaki renkleri büyük bir ihtimal oksijenden kaynaklanı. Evet. Mavi kısımda. Evet arkadaşlar. Şu an başlangıcındayız. Çok süper bir yer. Ortam güzel. Tertemiz su. Yani içebilirsiniz. Çünkü temiz su. Sefa tut, yüzümü yıkayın. Tabii ki. Kendimi zor tutuyorum. Biliyorsunuz bu mevsimlerde zararsızlık
olsaylarında gelmiş olsaydım arkadaşlar, yani direkt dalardım, giderdim. Evet. Burada oturup sırtımı yaslamak vardı, masaj yapardım. Ama gerçekten güzel bir ortam. Doğayla iç içeyiz.